Ben de şöyle başlayabilirim. Başta Şule hocamız, Selin arkadaşımız birçok yönüyle ifade ettiler. Bu oturumda da, yani bu buluşmamızda da, aslında önceki oturumlarda da konuşulan meselelerin onu hani devam ettireceksek eğer, ben de biraz hani politik ve toplumsal yönüne dair birkaç bir şey söylemek isterim. Bu AKP'nin önerdiği anayasadaki iki maddeyle ilgili düzenleme önerisine dair. Birincisi şunu söyleyebilirim. Şimdi biz daha yeni 2022 yılındaki kadın cinayeti verilerini raporladık. 334 kadın cinayeti, 245 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda ve geçen yılki verilerimize baktığımız zaman arttığını görüyoruz. Öyle bakanlığın daha yeni açıklamaya başladığı verilerle hiç kıyaslayamıyoruz bile, çünkü şeffaf bir veri bile görmediğimiz tablo var karşımızda. Dolayısıyla yani önlenebilir ölümlerle biz karşı karşıyayken bir yandan bizi kapatmaya çalışan bir siyasi iktidar var. Sadece bizim kapatılma tehdidimiz değil, genel olarak yani nasıl bir zeminde AKP bu anayasa teklifini getirdi, onu örneklemek açısından söylüyorum, ne düzeyde hayati olduğunu göstermek açısından. Diğer yönüyle biliyorsunuz, yakın zamanda İmamoğlu'yla ilgili bir ceza çıktı. HDP kapatılma tehdidiyle karşı karşıya. Yani otoriterleşmenin derinleştiği dönemlerdeyiz. Ve bu tam da seçim öncesi bir döneme tekabül ediyor. Burada o açıdan ben özellikle bu siyasi düzlemde, konjonktürde bu şekilde gelmiş olan bir anayasa önerisinin dikkate alınıp meşruiyetini yitirmiş olan bir siyasi iktidara kaldıraç olunmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Birçok yönüyle, hem hukuki yönüyle arkadaşlarımız çokça ifade ettiler bu düzenlemelerini anlama geleceğini. Ben de şu yönüyle katkıda bulunmak isterim. Hani önerilen şey sözde özgürlük vaat ediyor ya, diyelim ki bir tür kıyafete ilişkin. Ama hatırlayalım ki İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekilirken topluma bu sözleşme kötüdür diye anlatılan madde İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü maddesiydi. Yani neydi bu? Ayrımcılık yasağı maddesiydi. Bunun kötü olduğu anlatıldı. Şimdi bir tarafıyla bir uluslararası sözleşmeden, temel kadınların insan hakları ile ilişkili olan bir sözleşmeden hukuksuz bir şekilde ve gayrimeşru bir şekilde bir kişi imzayı geri çekiyor, ayrımcılık yasağı maddesini öne sürerek. Ama bir diğer yönüyle de biz işte başörtüsü takmayı tercih etmiş olan, kullanmayı tercih etmiş olan kadınlara bir özgürlük ve teminat, güvence sağlayacağız gibi cümlelerle bunu öne sürüyor. Yani baştan aşağıya çelişkilerle dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. O açıdan yani hem bütün anlamıyla bizim özgürlüklerimizi kısıtlamak üzere adımlar atmış olan siyasi iktidarın anayasal güvence getireceğiz diye oluşunun bir karşılığı yok. Toplumda bir karşılığı yok. Kıyafetlerimizle ilgili bir düzenleme getirmesiyle ilgili olarak da olamaz. Yani bununla ilgili sebepleri söyledi arkadaşlarımız zaten. Toplumsal olarak hani biz ne yapıyoruz diye baktığımızda aslında biraz özgüvenli olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Yıllar evvel başörtüsü takan arkadaşlarımızın uğradığı ayrımcılıkları büyük oranda aşmamızı sağlayan şey birlikte yürüttüğümüz beraber mücadelemizdi. O zaman da anayasaya aykırıydı. Şu andaki önerilen teklif de başka yönleriyle anayasaya aykırı. Dolayısıyla biz birbirimize bunun teminatını verecek olan, mücadele eden kadınlarız diye düşünüyorum. Bununla ilgili çeşitli tereddütler, endişeler olamaz mı? Vardır. Bunu da yok saymamalıyız. Ya da mevcut anayasamız diyelim ki çok mu özgürlükçü, çok mu eşitlikçi? Ben örneğin böyle olduğunu düşünmüyorum. Ya da anayasanın 10. maddesi, evet, eşitlikle ilgili ayrımcılık yapılmaması ile ilgili bir maddedir, ama onun da örneğin yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Keşke İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesi düzeyinde gelişkin bir madde olsaydı. Ama ya da diyelim ki aileyle ilgili bir tanımlama getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar birbirleriyle kurdukları ilişkiyi sadece bir aile olarak tanımlamak zorundaymışçasına
Bunun dışında kurulan ilişkilerin hangi bağlamda ilişkiler olarak tanımlanacağı belirsiz de bırakılarak bir tür toplum mühendisliği de yapılmaya çalışılıyor. Ve o ailenin nasıl olacağı da içerecek şekilde bu önümüze gelmiş durumda. Dolayısıyla bütün olarak bir yaşam biçimi dayatması, bir değer yargılarının dayatılması ile karşı karşıyayız. O açıdan yani bu açıdan da açıkçası bunun toplumda yani toplumun kendi birbirleriyle bir tür evrimleşerek ilerlemesinin karşısında çok geri bir adım siyasi iktidarın getirdiği bu öneri. Dolayısıyla bu önerinin karşısında tutum alması gereken, fikir beyan etmesi gereken, ne söyleyeceği dikkate alınan bütün muhalefet açısından da özgüvenli olmaya davet etmek isterim. Çünkü tek başına hani hep referanduma götürülmesi riski üzerine çok fazla duruluyor ya şu anda. O açıdan hani bunun altını çizmek isterim. Hiç referanduma gitmemesini sağlamak da mümkün anladığım kadarıyla. Yani bütün okuduklarımdan ve dinlediklerimden bu sonucu çıkartıyorum. Yani 360 ile 400 arası hani diyorsunuz ya. Dolayısıyla 360 olamama ihtimali de var. Yani siyasi meşruiyetini yitirmiş olan bir siyasi iktidar aynı zamanda hukuken de bu yeterliliğe sahip değil tek başına. Tek başına değilse bunu hayata geçirmesini sağlayacak olan, sağlayabilecek olan tek şey muhalefetin bu anlamıyla çeşitli diyelim ki hani kaygılar ve anlamaya çalışıyor oluşu hala belki de her nasıl tanımlayacak olursanız olalım o açıdan özgüvenli olmalı diye ifade etmek isterim. Yani gitmekte olan ve gönderme sorumluluğumuz olan bu siyasi iktidara yeniden kaldıraç olunmaması gerekliliği diye demek isterim. Bir diğer söyleyeceğim şey örneğin bu şöyle bir tabloyla da bizi karşılaştırabilir. Şu anda hani biz konuşuyoruz ya bu tarih içerisinde yaşanmış olan zorluklar, özgürlüklerin kısıtlanmış olması, yani tarihimizde yaşanılan sorunlarla ilgili helalleşmek istenilen ya da hesaplaşmak istenen meseleler nasıl varsa tarihimizde, bugün de yarın öbür gün tarihin ilerleyen aşamalarında bu tarih akarken helalleşilecek ya da hesaplaşılacak başka bir gündemi doğurmak olur. Bu anayasa teklifine konuşuluyor olması, buna meşruiyet zemini yaratılması. Evet, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var. Fakat bunu yapacağımız dönem bu AKP'nin önerisi üzerine olamaz. Bunun müzakere edileceği bir tabloda olamaz. Çünkü burada seçime kalmış az bir vakit. Gelen öneriler ortada. Ne anlamıyla eşitlik karşıtı, laiklik karşıtı oluşu, anayasa yapım tekniği açısından da politik açıdan da bir tür toplumsal mütabakat anlamına gelemeyecek bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bunu İstanbul Sözleşmesi kararında da sadece %7'lik bir kesimi dikkate alarak bir kişinin verdiği kararla da görmüş olduk. Danıştay onadı, temiz mercisi onadı, kararı hukuka uygun buldu. Ama bir diğer yönüyle de biz biliyoruz kaç duruşmadır Danıştay salonunu, konferans salonunu doldurduk. Tarihi duruşmalar gerçekleşti diye söylüyordu herkes. Ve belki de ilk defa İstanbul Sözleşmesi'ni ne düzeyde uygulatmaya çalıştığımızı, hayatta nasıl karşılığı olduğunu ve bir kişinin bu imzayı geri çekmesiyle nelere yol açabileceğini söyledik. Cumhurbaşkanlığı adına savunma yapmak durumunda kaldılar. Ve oy çokluğuyla bu kararı verdiler. Hukuka uygun kararını verdiler. Dolayısıyla böyle bir tabloda bir öncelikli toparlıyorum hemen. Öncelikli sorumluluğumuz bize bunları yaşatmış olan bu siyasi iktidarı başta göndermek. Ondan sonra daha eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın konuşulabileceği, tartışılabileceği, hep birlikte kafa kafaya verip özneleriyle, bütün toplumsal kesimleriyle, halkın da bu sürecin içerisinde yer aldığı bir şekilde ancak o zaman konuşabiliriz diye düşünerek söylemiş olayım. Çok bir kısa bir cümle olarak şunu da ekliyor ve tamamlıyorum arkadaşlar. Biz şimdi bu meselelerin neden hayır denilmesi gerektiği, neden müzakere bile edilmemesi gerektiğini anlatırken
Bu önerilerin bazen çok fazla detayını tartışmaya başlıyoruz ve bizi bu detayı tartıştırmaya iten mesele de aslında bu kutuplaşmayı yeniden üretiyor olabilir. O açıdan biraz dikkatli olmakta da fayda var diye düşündüğüm için söylemek istedim bunu. Bu sefer biz de hani o kıyafetin detaylarını konuşmaya başlıyor oluyoruz ya da aile kurumunun nasıl olabileceğini ya da medeni kanunda da var zaten diye cümleye hani başlanılabiliyor. Bunlar tabii çeşitli argümanlar olarak ileri sürülebilir ama böyle bir riski olabilir diye bir hani iç fikir olarak sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler Fidan. Evet, bugün ne bunun ortamı ne zemini, çok haklısın. İşte o yüzden tartışmasız hayır dediğimizi bir kez daha hatırlatmış oldun sen de.